Sultanım, hünkârımız dururken sizin burada olmanız münasip midir? Münasiptir Müftü Efendi. Nizam iyice bozuldu. Hünkâr oğlum yeni kararlar alıyor. Nizam-ı alemin tesisi için tedbir almak zaruri. Cezaların neticesi hayli ağır. Hakkı haliniz var sultanım. Ahali başına gelen felaketlerden dolayı elim kayıplar yaşadı. Ardı arkası gelmeyen yasaklar ve idamlarla halleri nice olur? Ben sizin gibi düşünmüyorum. Hünkârımızın bu cezalarla sağlamaya çalıştığı mutlak bir itaat. Müftü Efendi doğru söyler. Bozulan nizam-ı alemin tesisi için mutlak sadakat mecburidir. Sadakat idamlarla kazanılmaz Sinan Paşa. Bir kişi afyon, tütün, mey içti diye eğer katlediliyorsa ahalinin kini ve öfkesi hepimizi yıkar geçer. Tavsiyeniz nedir sultanım? Hünkâr oğlumu ikna edeceksiniz. İdamları durduracaksınız. Yasakları ihlal edenleri zindana atarsınız. Bu ağır ve mesnetsiz cezalara artık tahammülüm kalmadı. Validem saraydan çıkmamı fırsat bilip divanımı idare eder olmuş. Kendi gözlerimle şahit olmasam ruhum duymayacak. Mehmet Paşa, nasıl iştir bu? Hünkârım, valide sultanımızın zinhar bir art niyeti yoktu. Ne konuştunuz? Zat-ı şahaneleri yasaklarla ilgili bazı endişelerini dile getirdiler. İtidalli davranmamız konusunda bazı tavsiyeler oldu sadece. Siz de sus pus dinlediniz öyle mi? Haşa hünkârım. Sultanımızı ikaza çalıştık. Bizzat ben kendilerinin orada bulunmalarının doğru olmadığını münasip bir dile söyledim. Fakat valideniz ısrar ettiler. Sultan, tedbirli olmakta fayda vardı. Keşke başka bir yerde meşveret edilseydi. Haytahta huzur kalmamışken, nizam-ı alem bozulmuşken böyle elim kolum bağlı mı bekleseydim? Sen de şahitsin, tehlikenin farkındasın. Farkındayım sultanım. Endişemin esas kaynağı da bu. Hünkârımızın ne yapacağını kestirmek güç. Düşünmek dahi istemiyorum lakin... Lakin ne? Hünkâr oğlum idamıma hükmedebilir. Bunu mu söylemek istiyorsun? Allah muhafaza.
herhalde sultanım. Hünkârım sizi bekliyorlar. Şehzadem, ben de sizi arıyordum. Neredeydiniz? Hünkârımız döndü. Fakat siz... bu kan... Kalika'nın kanı, Sinan Paşa. Hünkâr abimin emriyle... öldürdüm onu. Ben aldım canını. Niçin? Yoksa valideniz mi öğrendi? Meyhane yasaklarını bahane etti. Lakin hakikat başka. Adım gibi eminim. Şehzade Kasım, validemin yaşadığını ispat edemeyince münasebetimizden bahsetmiş olmalı. O da böyle yakmak istedi canımı. Başardı da. Başınız sağ olsun şehzadem. Validemle görüşmek istiyorum Sinan Paşa. Bu kadar sustuğum kafi. Benim de söyleyeceklerim var artık. Valide, yasaklarımla alakalı endişelerin varsa bunu gelip suratıma söyleyebilirdin. Arkamdan divanımı toplayıp tahtımdan emirler yağdırmana lüzum yoktu. Ne oldu valide? Padişahlığa mı merak saldın? Sana söyledim, dinlemedin. Kaç defa ikaz ettim. Yanlış yoldasın dedim. Kanuni kadime riayet etmeni salık verdim. Sen ne yaptın? Hiç. Ne kanunlar umrunda senin, ne de benim tavsiyelerim umrunda. Evvela Şeyhülislam'ı idam ettin. Ardından ahaliyle aranı açacak cezalar verdin. Bu gidişata birinin dur demesi gerekiyordu. Validem, siz af dileyeceğiniz yerde... hatalarınızı mı müdafaa edersiniz? Ben de sizi ikaz ettim. Saltanat ve dini devlet işlerine burnunuzu sokmayın. Bunu diyeli daha bir gün olmadı. Ben üzerime düşeni yaptım. Senelerce bu devleti hakkıyla idare ettim ben. Tavsiyede bulunup yol gösterdim sadece. Yol. Ben sizin yolunuzdan çıktım valide. Bu benim yolum. Günahıyla, sevabıyla. Sen de herkes gibi bunu böyle kabul edecektin. Madem edemiyorsun... neticelerine katlanacaksın. Neticelerine katlanacağım. Ne yapacaksın? Tütün ve kahve tiryakilerini veyahut mey içenlere yaptığın gibi öldürecek misin? Tek bildiğin ceza bu zaten. Ölüm. Validem, gideceksin. Bir daha geri dönmemek üzere. Eski saraya sürdüm seni. Thank you.
Ne demek eski saraya sürmek? Olacak şey mi bu? Validem, siz dahi olsanız kimse benim devletimi idare etmeye kalkamaz. Ben Zillullah'ım. Allah'ın yeryüzündeki gölgesiyim. Siz Zilli Salisiniz. Gölgenin gölgesi. Valide. Tamam bırak. Bırak. En kötü günlerimi o sarayda geçirdim ben. Evlatlarımdan ırak, hasret kaldım. Ta ki seni tahta çıkarana kadar. Yıllarca savaştım ben senin için. Senin saltanatın için, senin ayakta kalman için. Şimdi gelmişsin benim saltanatıma gölge ediyorsun diyorsun. Ve beni eski saraya sürüyorsun. Ben bu laflara kanacak çağa geçtim validem. Siz beni değil kendinizi çıkardınız tahta. Kendi saltanatınızı, kendi nizamınızı kurdunuz. Bozacak olan her kim olursa beni dahi defalarca eziniz geçtiniz. Şimdi de yaptınız bu. Beni yok sayıyorsunuz. Öyle mi? Bitti. Sizin devriniz bitti. Padişah benim. Biliyorum padişah sensin. Şunu da biliyorum. Padişahlık dediğin iki ucu keskin hançer. Yaralama ve yaralanma. Şunu da söyleyeyim sana. Biz gideriz, devlet kalır. Valide, hazırlığını yap. Yarın sabah gidiyorsun. Gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Menzubayız dahi olamaz. Bu saray benim. Ve köklerim öyle derin ki sen dahi sökemezsin. Öyle mi? Ağlar! Ne yapacaksın? Zorla mı göndereceksin? İcab ederse zorla. Elinden geleni ardına koyma. Valide sultanım ben. Valide Kösem sultanım. Kimse süremez beni buradan. Ölüm çıkar, anladın mı? Eğer kudretin yetiyorsa, eğer kudretin yetiyorsa canımı al. Destur! Kösem Sultan Hazretleri! Sultanım? Sultanım! Hekim çağırın çabuk! Sultanım! Çekilin.
Açalım. Gel gel. Hekim çağırın. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hatun idam edilmiş. Allah taksiratını affetsin. Yaptıkların yanına mı kalacak sandın Bayezid? Ha? Bana diş geçiremeyince Kalika'dan günahsızdan mı aldın öncünü? Günahsız mı? Hiç kendini kandırma kardeşim. Kalika da en az senin kadar suçluydu. Cezasını çekti. Ve biz daha yeni başlıyoruz. Sıra sana da gelecek. Bu vakitten sonra benden merhamet bekleme. Keşke ben de senin gibi olabilseydim. Lakin merhametim galip geldi. Sana insaf ettim. Bunun hata olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bu Gülbahar Sultan'la seni gördüğüm günü diyorsun değil mi? Seni öldürmediğime pişman oldum diyorsun. Onu ima ediyorsun. Sen nasıl bir yalancısın Bayezid? Andım olsun ki bu yaptıklarını ödeteceğim sana. Kasım, validen haremin orta yerinde bayılmış. Dairesini almışlar. Kalika'ya yazık olmuş. Üzülmedim desem yalan olur. Esaslı hatundu. Şehzadem için canını feda etti. Huzur içinde yatsın. Amin. Aslına bakarsanız sultanım, bu hadise bizim için bulunmaz bir fırsat. Ne fırsatı? Hatunun ölümüyle birlikte şehzademiz Beyazıt'ın gözlerinde bir ateş gördüm. Nicedir yanması için uğraştığımız bir ateş. Zannımca şehzademiz tahtın kaderi olduğunu anladılar. Sizle konuşmak istiyorlar. İnşallah tahminlerinde haklısındır. Tedbirini al. Münasip bir yerde buluşalım. Bir an evvel görmek söyleyeceklerini duymak istiyorum. Siz orasını bana bırakın. Ya Kösem? Ondan haber var mı? Esas haber bu. Divana katıldı. Kafes ardında dinlerken Sultan Murat girdi içeri. Öfkesini hayal dahi edemezsiniz. Bugün müjdeler getirdin bana. Desene, iktidar hırsı ana ile oğlun arasına girdi. Rüzgar bizden yana esiyor sultanım. Hiç şüphe yok ki onların kavgası bizim zaferimizin işareti. Murat bir mum.
kösemse onun alevi. Alev sönerse onda ışıksız kalır. Olacak olan da bu. Validem, çok şükür. Ne oldu size? Taşlıkta yığılıp kalmışsınız. Çok korkuttunuz bizi. Nedir sizi böyle dermansız koyan? Hünkar abimin yanından çıkmışsınız. Sordum, bir şey söylemediler. Hünkar abim beni burada istemiyormuş. Eski saraya sürecekmiş. Siz ne diyorsunuz validem? Mümkün değil. Bu nasıl vefasızlıktır? Hiçbir yere gitmeyeceksiniz. Konuşacağım abimle. Yapamaz bunu. İbrahim, beni dinle. Nereye gidiyorsun? Yanlış bir şey yap. Ben hallederim. Kemakeş, validemi eski saraya sen götüreceksin. Alakadar olacaksın. Emredersiniz hünkârım. Lakin cüretimi bağışlayın. Bilmem acele etmemiz doğru olur mu? Belki kararınızı gözden geçirmek, değiştirmek istersiniz. Nihayetinde valideniz. Geç bile kaldım Kemakeş. Kararım kati. Bu nasıl bir karar hünkârım? Validemi nasıl sürersiniz? Öğrendin demek. Sebebini de öğrendin mi? Validem kabahatini anlattı mı sana? Divanımı kafesten dinlediğini söyledi mi? Ben bilmiyordum. Lakin ne olursa olsun bu ceza çok ağır değil mi? İbrahim, kardeşim. Sen hükümdar olmak ne demek bilmiyorsun. Anlamıyorsun. Yerimde olsa validemin ne büyük bir hata yaptığını anlardın. Belki bana hak verirdin, aynını yapardın. Yapmam abi. Ben ailemden birine zinhar reva görmem bunu. Ama sizin umurunuzda bile değil. Hiçbirimize acımıyorsunuz. Ne Kasım'a ne Gevheran'a. Evlatlarınızı bu yüzden kurban vermedik mi? Yasaklarla cezalarla her şey daha kötüye gidiyor ve siz bunu görmüyorsunuz. Validemi gönderince ne değişecek? Arkası gelecek mi? Yoksa siz de merhum Osman abim gibi bizi kafese mi kapatacaksınız? Yahut idam mı edeceksiniz bizi? Rahim! Laflarına dikkat et. Hünkârım. Abi, abi. Bağışla. Validem fenalaşınca çok korktu. Ne dediğini bilmiyor. Aklını mı yitirdin İbrahim? Hazmedemiyorum bir türlü Kasım. Anlıyorum İbrahim. Tamam, ben bütün olup bitenlerden memnun muyum sanıyorsun? Hünkârımız böyle davranarak düşmanlarımıza fırsat veriyor, biliyorum. Lakin üzülme. Validemiz ne yapar, ne eder, bir hal çaresini bulur. Nefi Efendi. Hayırdır, nicedir, yoktun ortalıklarda. Ne zaman geldin sen payitahta? Az evvel geldim. Ayağımın tozuyla bir meyhaneleri ziyaret edeyim. Dostlarla hasret gidereyim dedim ama her yer kapı duvar. Senin yasaklardan haberin yok galiba. Var.
Var ama benim bildiğim tütün yasak, kahve yasak. Meyhaneler de yasak. Yani senin anlayacağın ne içmek de suç artık. Cezası da aynı. Yapma ya. Desene beynime hayatın. Ne tadı kalmış ne tuzu. Sorma Nefi Efendi, sorma. Yokluğunda, senin yokluğunda saray mutfağından azat olup elde avuçta ne varsa şu meyhaneye yatırmıştım. Ama hop uçtu gitti hepsi. Ben yine de canımı kurtardığıma şükrediyorum. Bir dolu nuşe çarabı ne yap gelsin çeşmine. Mest olursan naza başla, hap gelsin çeşmine. Rint isen nefi, umarı badeden açma gözün. Alemin hali hayal u. Hap gelsin çeşmine. Hünkâr, şair Nefi geldiler. Çağır gelsin. Nefi, nihayet döndün. İşittim. Anadolu kazan sanki kepçe dolaşır durmuşsun. Benim saadetli padişahım, memleketime Erzurum'a gittim. Gitmişken de diğer illeri tavaf edeyim dedim. Hiç otur şöyle. Epeydir mahrum bıraktın bizi sohbetinden. Benim devletli hünkârım. O mahrumiyet huzurunuzda olamadığım için benimdir. Hiç. Siz beni sınıyorsunuz sultanım. Susamış olabilirim. Lakin canıma değil. Ben içmeyeyim. Öğrendim ki yasak. Doğru dersin. Bana dahi yasak. Fakat ben içtiğim zaman yasağı kaldırıyorum. Sonrasında tekrar yasaklıyorum. O vakit sizinle aynı anda içersem her türlü cezadan azadeyiz. Öyle. Zaten kabahat meyde değil. Meyi bahane edip eline, beline, diline hakim olamayan da. Hoş seninle dilim pek sivri Nefi Efendi. Madem dilim sivridir, kime batmış bugüne kadar? Mübalağadır, ağlar. Adım çıkmış dokuza, inmez sekize. Sen yine de diline mukayyet ol. Rehavete kapılayım deme, affı olmaz. Hem kade, hem bade, hem bir şu sakidir gün. Ehli aşkın hasılı, sahibi mezakıdır gönül. Bir nefes didar için bin can feda etsem nola. Nice demlerdir esri, iştiyakıdır gönül. Dildedir mihrin, ko hak olsun yolunda canuten. Ben ölürsem alemi manada
bakidir gönül. Zerredir amma kitabı afitabı aşk ile rüzgarın şemsiyi taku revakıdır gönül. Et senefi nola ger gönlüyle daim bezmi has. Hem kade hem bade hem bir şuh sakidir gönül. Sultanım, beni emretmişsiniz. Gel Mehmet Paşa. Hünkar oğlum saraydan ayrılmış diyorlar. Nereye gitti? Galata Kulesi'ndeler. Silahtarıyla işret alemindeler. Benim sürgün edilişimi kutluyor desene. Ne yapacaksınız sultanım? Yarın gidecek misiniz? Gitmeyeceğim. Gidemem. Sultanım, gitmezseniz hadise büyür. Haddim olmayarak bundan kaçınmanızı tavsiye ederim. Zaten başımızdasınız. İster bu sarayda olun, ister eski sarayda. Nerede olduğunuzun bir önemi yok. Var. Gidersem kaybettiğimi düşünürler. Yenildiğimi düşünürler. İtibarım yerle yeksan olur. Zaten hünkâroğlumun istediği de bu değil mi? Yazık. Bir daha böyle şeyler yaşamam diyordum. Fakat biliyorum pişman olacak, özür dileyecek. Ya dilemezse sultanım? Kararında inat ederse? O vakit ne yapacaksınız? Yarın görürüz ne olacağını. Erzurum'dan öteye Acem ellerine gitmişsin diye işittik. Gitmez olaydım. Pişmiş tavuğun başına gelmeyen benim başıma geldi. Hayırdır? Hiç sormayın hünkârım. Çarşıda biri sizin aleyhinizde konuşunca tutamadım dilimi. Hem ona hem şahına saydırdım. İki kolundan yakaladılar. Casus deyu attılar zindana. Cahiller. Sorgular, sualler bitmedi. Ne söyledin onlara? Ne pek kulunuz ne biliyor ki? Ne söylesin Revan valisi Emir Gün'e? Şair olduğumu duymuş. Namımı işitmiş. Zindana geldi. Bu biçarenin casusa benzer bir hali mi var dedi. Azat etti. İşgüzar valiyle tanıştın demek. Ne konuştunuz? Nasıl biri? Emir Günoğlu Tahmas kulu... Güçlü, kuvvetli, uzun boylu bir serdar. İşrete de pek meraklı, ehli, keyif bir adem. Köşklerde, bağlarda eğlence tertip eder. Şairlerle sabahlarmış. Bu yüzden Revan halkı pek sevmezmiş onu. Başka? Başka? Sizi sordu. Ben de buraya gelecek. Elini öpüp af dilediğin zaman tanışırsın dedim. Hay ağzına sağlık Nefi Efendi. Ne güzel dedin de. Sonra nasıl saldılar seni bu laflardan sonra? Hünkârıma bir şey söylemem karşılığında. Hünkârım. Olduğu gibi söyle. Sultan Murat anasının eteğinden çıkıp gelebilirse gelsin o zaman görürsün kim kimin elini öpüyor dedi. Silahtar, deli. Yarın divan toplansın. Revan meselesini konuşmanın vakti gelmiş. Baş üstüne. Emredersiniz Şükür. Öyle mi? Öyle mi? Bir şey mi olacak? Ne oldu mu olacak?
Sultanım, bir şey öğrenebildiniz mi? Atike Sultan'ı gördüm giderken. Kösem Sultan sürülmüş. Yarın sabah eski saraya gidecekmiş. Ne yapmış ki? Bilmiyorum tam. Murad'ın bu halleri beni korkutuyor. Göremiyorum da kaç zamandır. Her gece çıkıp gidiyor. Niye takip ediyorsun beni? Fahriye Sultan mı taktı seni peşime? Yanlış anladın. Benim onunla bir alakam yok. Olamaz. Aksine düşman sayarım. Düşman? Merhum Ayşe Sultan'ın kalfasıydım. Bu sarayda huzurlu bir hayatım vardı. Ta ki Fahriye Sultan gelene dek. Bunlardan bana ne? Niye anlatıyorsun? Faryan'ın gözü üzerinde biliyorum. Sen de ondan haz etmiyorsun. Tıpkı benim gibi. İstersen ondan kurtulabiliriz. Büyük bir kabahat işledi. Hünkârımız duyduğu takdirde ölüme götürecek bir kabahat. Ben karşısına çıkıp söyleyemem. Lakin sen gözdesin. Yapabilirsin. Neymiş o kabahat? Çocuklar. Şehzade Ahmet ve Hanzade Sultan. Onun yüzünden vefat ettiler. Hünkârımızdan hakikati saklıyorlar. Lakin öğrenmeli. Hünkâr abime zehir zemberek sözler etti. Koşup yetişmesem, araya girmesem neler olacaktı Allah bilir. Bu mevzuya karışmayın siz. Bu ikimizin arasında. Nasıl karışmayalım validem? Bu mevzu sizi olduğu kadar beni ve İbrahim'i de alakadar ediyor. Görmüyor musunuz? Bayezid ile Gülbahar Sultan bir işler peşinde. Gidişiniz onlar için bulunmaz bir nimet. Bu Gülbahar mevzu kapanacak demiştim sana. Nereden çıktı yine? Validem. Adım kadar eminim Gülbahar Sultan yaşıyor. Siz de öğreneceksiniz. İnşallah öğrendiğinizde çok geç olmaz. Gözlerinde korku görüyorum. İşte bu korku sana bu lafları ettiriyor. Bana diyorsunuz da... Ben de sizin gözlerinizde aynısını görüyorum. Hünkâr abime güvenmiyorsunuz. Yarın ne yapacağını bilemiyorsunuz. Bu belirsizlik sizi korkutuyor. Ne biçim konuşuyorsun sen? Siz saraydan gönderildiğinizde... Osman abim Mehmet abimin canına kıymıştı. Bu burada yanımızda olsaydınız... Zinhar müsaade etmezsiniz. Şimdi düşünmeden edemiyorum. Ya siz eski saraydayken... Mehmet abimin başına gelen bizim de başımıza gelirse? Allah korusun. Düşünme böyle şeyler. Ben buradayım, yanınızdayım. Hiçbir yere de gitmeyeceğim. Yarın değilse başka bir gün... Abim kafasına koymuş, gönderecek sizi. Ben tahtta olsaydım böyle mi olurdu? Sizi başımın tacı ederdim. Bir dediğinizi iki etmezdim.
Söyleme böyle şeyler. Abine itaat üzere ol. Orada burada konuşup da kendini ateşe atma. Neden olmasın validem? Mevzubahis, Devlet-i Aliye'nin, hanedanı Ali Osman'ın istikbali ise neden olmasın? Tıpkı eski günlerdeki gibi, saadet ve huzur içinde yaşardık. Hayali bile güzel değil mi?
Ağlar geldi. Size eski saraya götürmek için emir almışlar. Arabanız hazır. O ağlar ya hemen çeker giderler ya da hepsinin kellesini uçururum. Sultan, çıkmaz lazım. Sana ne diyorsam onu yap. Sultan. Lale Zar, aklını mı kaçırdın sen? Ne demek oluyor bu? Ben de bir kuluyum. Ağlam, ne yapacağımı şaşırdım. Sultan. Yalvarırım affedin. Hünkârımızın fermanı. Hünkâr oğluma söyle. Gitmemi istiyorsa gelip kendi çıkarsın. Tabanı yaslı Mehmet Paşa Diyarı Bekir kışlağında. Sizden gelecek emirleri beklerken civarı Acem baskınlarına karşı müdafaa ediyor. Hünkârım eğer kararınız kat'i ise... Gel. Hünkârım. Valide Sultanımıza fermanınızı ilettim. Lakin hiçbir suretle dairesinden çıkmayacaklarını söylediler. Söyle ağalara gereğini yapsınlar. Hünkârım. Cüretimi bağışlayın. Ağalar gereğini yapmadan evvel sizinle hususi görüşmek isterim. Bilmeniz icap eden bir mesele var. Söyle Kemalkeş. Hünkârım. Malumunuz üzere dün Kösem Sultanımız fenalaşmış. Zaten nicedir vaziyeti bu. Kendileri hasta. Bazı vakitler takatten düşer. Ne hastalığı? Diyabetis dedikleri bir illet hünkârım. Ben kendilerinin ketüdası olduğum vakit fark etmiştim. Size söylemek istedim. Lakin izin vermediler. Üzülmeyesiniz diye. Diyabetis. Fena bir hastalık hünkârım. Bilhassa gam ve keder daha beter ediyor. Siz tabii en doğrusunu bilirsiniz. Ancak eski saraya giderlerse... Orada yalnız, evlatlarından ırak, Allah muhafaza, vaziyeti daha da kötüleşir. Ağlar. Kemalkeş. Ne söyledin hünkârımıza? Sana diyecek olsam hünkârımızla hususi görüşmeme gerek olmazdı. Nafile bir çaba içindesin. Kösem Sultan bu saraydan gidecek. Hasodabaşı. İstediğin Kösem Sultan'la hünkârımız arasında bir savaşsa... bil ki bunun kimseye faydası olmaz. Hiç kimseye. Thank you.
Dışarı çıkın, beni validemle yalnız bırakın. Hünkârım. Yapmayın ne olur. Çıkın dışarı. İşittiğime göre epeydir bir hastalığın varmış. Kim söyledi sana bunu? Keman Keş değil mi? Bunu dahi benden saklıyor olman. Tabiatını ele veriyor. Sakın. Sen üzülme diye söylemedim deme. İşin aslı belli. Sen güçsüz görünmek istemiyorsun. Bana dahi. Ben bir kez dahi bugüne kadar zayıf görünseydim, geri adım atsaydım, ne sen olurdun, ne kardeşlerin olurdu, ne devlet olurdu, ne hanedan olurdu. Oğlum, gel vazgeç şu inadından. Tecrübelerimle yardımcı olayım sana. Yardım almaya alışan emir almaya da alışır. Hususi hekimlerimi yollayacağım arkandan. Eski sarayda en iyi şekilde bakılacaksın. Gitmiyorum. Ben diyeceğimi dedim. Ancak ölüm çıkar buradan. Gideceksin. Kendi rızanla gideceksin. Aksi halde. Aksi halde ne? Ne yapacaksın? Ne konuşuyorlar acaba? Hünkâr abiniz kararını vermiş. İtiraz etmenin faydası yok. Hem benim gitmem hepiniz için daha hayırlı. Hacı, adamlara söyle, şahsi eşyalarımı arabalara yüklesinler. Emredersin Sultan.
Sultan. Hünkar oğluma hasta olduğumu neden söyledin Kemalkeş? Sultanım. Belki vaziyeti öğrenirlerse merhamet gösterir. Kararlarından cayarlar diye düşünmüştüm. Bağışlayın. Mühim değil. Ben üzülmesin diye söylememiştim. Üzülmüyormuş zaten. Mesele yok. Neyleyelim ki kaderimizde eski saraya dönmek varmış. Paşam, Ermeni Patriği Kevork Efendi geldiler. Huzurunuzda kabul beklerler. Gelsin. Paşa Hazretleri. Hayırdır Patrik Efendi? Mesele nedir? Ermeni cemaatinin bir sıkıntısı mı var? Paşam, malumunuz her yıl Hazreti İsa'nın dirilişini kutlarız. Kızıl yumurta yoğurtusu. Lakin Rum cemaatiyle ihtilafa düştük. Bir türlü hangi gün olacağına karar veremiyoruz. Peki bana neden geldin Kevork Efendi? İsteriz ki yoğurtu gününe Divan-ı Hümayun karar versin. Biz divanın her türlü kararına razıyız. Ama bu meseleye Kudüs Kamame Kilisesi karar vermeli değil mi? Kudüs'ten gelecek cevap iddialarımıza aykırı olacak. Kösem Sultanımıza sıkıntımızı iletseniz, kendisi her daim dertlerimizle yakından alakadar oldular. Kösem Sultanımızın başı hayli kalabalık bu aralar. Vakit ayıramazlar. Paşa Hazretleri, mesele mühim. İki cemaat arasındaki husumet büyüyecek. Kevork Efendi, divan meşgul. Ben münasip bir vakit haberdar ederim. Kevork Efendi, seni sarayda görmeyeli hali olmuştu. Hayırdır? Yoğurtu gününde anlaşamadık Rumlarla. İstedik ki Divan-ı Hümayun sorunumuzu halletsin. Lakin Mehmet Paşa'mız dinlemedi bizi. Paşa'nın alakasını yeterince çekememişsiniz demek ki. Mehmet Paşa karşılığı olmadan iş görmez. Biz elimizden geleni yaparız elbet. Tavsiyeniz için sağ olun Silahtar Efendi. Keşke müdahale etmeseydiniz ağam. Abaza Paşa'nın kulağına giderse hiç iyi olmaz. İpliğinin pazara çıkması yakındır. Onu çadırını başına yıkacağım. Hüseyin, sen peşini bırakma. Gözünün üzerinde olsun.
validem. Cihan verdim. Şehzadem. Eğer sen beni kurtarmasaydın, şimdi toprağın altında olacaktım. Sizi kurtarmayı başardım. Lakin Kalika, gücüm yetmedi validem. Kendi ellerimle aldım canını. İşittim aslanım. Üzüldüm. Sultan Murat nasıl bir zalim ya Rabbim? Hangi vicdana sığar bu yaptığı? O kılıç bir gün benim de boynuma inecek validem. Kıyacak bana. Allah'ım esirgesin. Ekber şehzade olmama rağmen hiçbir zaman taht hayali kurmadım. Hiçbir hatam olmadı. Lakin beni hep tehdit olarak gördü. Haklıymışsınız validem. Ben her ne kadar aksini iddia etsem de savaşın içine doğmuşum. Abim güçlendikçe ölüme bir adım daha yaklaşıyorum. Şimdi anladın mı beni şehzade? Senelerdir seni abinden, Kösem Sultan'dan niye korumaya çalıştığımı gördün mü? Kaderimi onların eline bırakmayacağım validem. Tahta çıkmak için ne lazımsa yapmaya hazırım. Lakin tek bir hususta anlaşalım. Benden habersiz tek bir adım dahi atmayacaksınız. Sultan Murat farkında değil. Lakin onu ayakta tutan Kösem Sultan. Ondan kurtulursak gerisi kolay. Tam vaktidir. Sultan Murat validesinin divana katılmasını affetmedi. Kösem Sultan eski saraya sürüldü. Korunmasız bir başına kaldı. Mazlumun ahı er geç yerini bulurmuş. Kösem Sultan eski saraya sürüldü demek. Hala. Bir daha asla Saray-ı Humayun'a geri dönemeyecek Sinan Paşa. Gözyaşı sarayı mezar olacak ona. Sultanım, hünkârımız nasıl böyle bir karar verdi? Aklım almıyor. Tarih tekerrürden ibaretmiş Halil Paşa. Bir daha gözyaşı sarayına dönmem diyordum. Büyük konuşmuşum. Ve bunu yapan düşmanlarım değil, oğlum. En çok ağrıma giden de o zaten. Sultanım, merakımı mazur görün. Lakin eski saraya zinhar dönmem diyordunuz. Hünkârımız ne söyledi de size fikrinizi değiştirdiniz? Gitmiyorum. Ben diyeceğimi dedim. Ancak ölüm çıkar buradan. Gideceksin. Kendi rızanla gideceksin. Aksi halde... Aksi halde ne? Ne yapacaksın? Eğer emrime riayet etmezsen, eski saraya gitmezsen, kardeşlerimi kafese kapatırım. Allah şahidim yaparım. Sakın benim sabrımı zorlama.
Yani anlayacağınız, evlatlarım için bunu yapmaya mecbur. Üzülmeyin sultanım. Unutmayın ki her defasında daha güçlü döndünüz. Ben eminim. Yine öyle olacak. İnşallah. Bu tahtı saltanatı devraldığımda size, ahaliye, askerime bir söz vermiştim. Fütuhat devrini yeniden başlatacağıma yemin etmiştim. Şimdi bu sözü tutmanın vaktidir. Vaktiyle atalarımın fethettiği, ancak acem hileleriyle ve iş bilmez paşaların kifayetsizliğiyle kaybedilen Revan'ı Allah'ın izniyle tekrar Osmanlı mülküne katacağız. İnşallah hünkârım. Şah Safi her fırsatta topraklarımıza saldırıyor. Payitahtta casusları cirit atıyor. Hadlerini bildirmek gerek. Acemler kaçak dövüşürken Manke Şah'a cenk meydanından kaçıp ordu geri çekildiğinde tekrar saldırırlar. Revan'ı elde tutmak kolay değil hünkârım. Abaza Paşa'mızın hakkı var. 12 senedir defalarca sefere çıkıldı. Lakin muvaffak olamadık. O vakit başlarında ben yoktum Sinan Paşa. Şimdi ordumun başında bizzat sefere çıkacağım. Hazırlığınızı yapın. Biter bitmez yola revan olacağız. Gazanız mübarek olsun hünkârım. Allah utandırmasın. Ha. Tutu mucize güyem, ne desem laf değil. Çarh ile söyleşemem, aynesi saf değil. Ehli dindir diyemem, sinesi saf olmayana. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Yine endişe bilir kadri, düri güftarım. Rüzgar ise, deni ders ise, sarraf değil. Girdi miftahı der-i, genci, ma'ani elime, aleme bez-i, yüher eylesem, itlaf değil. Levh-i mahfuz-i sühandır, dili pak-i nefi, tabı, yaran gibi, dükkançeyi, saf değil. Yahya Efendi, sanki divan sahibi bir gazel üstadısın. Nefi'nin şairliği hakkında ne dersin? Şimdi hayli
Tühan veran içre, nefi manendi var mı bir şair? Sözleri sebai muallakadır, İmrül Kays kendidir kafir. Bana kafir dedi Müftü Efendi. Tutalım, ben deyim ona Müslüman. Vardıkça yarın rüzü cezaya, ikimiz de çıkarız orada yalan. Teşbih de hata olmaz demişler Nefi. Yine de dikkatli olmak gerek. Zira bülbülün çektiği dil belasıdır. Hünkârımız nihayet Yeniçeri kullarının sesini işitti. Sefer kararı vermek de en doğrusunu yap. Vakti gelmişti. Talimleri sıklaştırın Ferhat Ağa. Hazırlıkları bizzat tetkik edeceğim. Vakti gelince de hünkârımız askeri teftiş edecek. Tek bir hata da istemiyor. Emredersiniz ağam. Ağam, Sinan Paşa geldi. Yukarıda bekliyor. Paşam, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sefer haberini duyunca askerin keyfi yerine gelmiş. Hazırlığınızı yapın. Şehzade Bayezid'e olan sadakatinizi göstermenin vakti geldi. Şehzademizin sizlere hediyesi. Daha fazlasını da gönderecek. Yeter ki siz vakti geldiğinde şehzademizin yanında yerinizi alın. Kemankeş Ağa kimseye aman vermiyor. Sultan burada baş kaldıran kim varsa kellesi gitti. Hal böyleyken nasıl hal edeceğiz Sultan Murad'ı? Acelemiz yok Ferhat Ağa. Sefer esnasında hal edeceğiz. Seferden dönemeyecek. Bunu da siz yapacaksınız. Nefi, ona, sanatına olan hürmetimizin kibrine kapılmış olacak ki herkesin önünde, benim huzurumda sana dil uzatma gafletinde bulundu. Söyle Yahya Efendi, ne ceza vereyim Nefi'ye? Hünkârım, affınız ona ceza olsun. Şairdir. Kaside'de zamanımızın üstadıdır. Gaflet etti. İltifatımı anlayamadı. Sonra gelir elimi öper efendim. Affetmek nefsin zekatıdır hünkârım. Hazreti Ali, affetmekten usanmayın. Cezalandırmakta acele etmeyin buyurmuşlardır. Ben validemi affetmedim Yahya Efendi.
Verdiğiniz hükmü işittim. Anlaşılan sen de memnun olmadın kararımdan. Kesem Sultan'ın devlet idaresine müdahale etmesi şüphesiz ki büyük bir hata. Ancak validenizden yüz çevirmeniz de pek hoş değil. Unutmayın ki bir hükümdar kudretini babasının kanından, validesini de doğasından alırmış. İşte tam bu sebepten validem kendini her şey yapmaya muktedir görüyor Yahya Efendi. Saltanatı ayakta tutan kudret kendisinden geliyor sanıyor. Oysa benim kudretim kanımdan ve cesaretimden gelir. Hiç kimseden değil. Abaza Mehmet Paşa haber yollamış. Hünkârımız bugün divanda sefer kararı almışlar. Acemlerin üstüne yürüyecekmiş. Beni sürgün edişini gölgeliyor aklınca. Zafer kazandığını sanıyor. Halbuki ne hayallerim ne umutlarım vardı. Beraber el ele cihanı yönetecek. Hanım. Oğlum elimi bıraktı. Sultanım. Hünkârımız sessiz yapamaz. Öfkesi geçsin. Yeniden tutacak elinizden. Göreceksiniz. Kendi gelip götüreceksiniz saraya. Saraya döneceğim elbet. Döneceğim. Fakat devir aynı devir mi olur bilmiyorum. Kızlarım, sizler benim öldüğümü sanıyorsunuz. Lakin ölmedim. Şehzadem sayesinde hayattayım. Bu sırrı sizden ve ondan başka kimse bilmiyor. Bilmemeli. Kösem Sultan benden kurtulduğunu düşünürken ben kuyusunu kazıyor olacağım. Nedir o içtiğin kayıkçı? Kuvvet şurubudur beyim. Bundan iki yudum içtin mi bu kürekler vız gelir tırıs gider. Madem öyle ver bize de testiyi biz de içelim birer yudum. Ha yok olmaz sen içemezsin. Neden içemem? Şarap vardır bir adam içinde şarap. Ağırdır vesselam hususi yaptım. Sonra tahammül falan edemezsin. Hem kendini hem beni yakarsın vesselam. Ver sen ver ver. Seni devirmeyen bana dokunmaz bile. İyi al bakalım.
Adın ne senin kayıkçı? Mustafa'dır beyim. Ama herkes bana Bekri der. Bekri Mustafa. Mütemadiyen serhoş dolaştığımdan. Lakabının hakkını veriyorsun Bekri Mustafa. Eyvallah. Peki sen padişah yasaklarını duymadın mı? Sultan Murad'ın astığı astık, kestiği kestik. Yasaksa karada yasak. E biz deryadayız. Hem Sultan Murat Han beni burada nerede görecek ha? Boş ver. Peki ya ben Sultan Murat'sın? Bu yanımdaki Adem de silahlar Mustafa'ysa nasıl kurtulacaksın o vakit? La havle. Şimdi küreyi vurdum mu deviririm seni aşağı vallahi be adam. Yahu iki yudum içti, kendini padişah zannetmeye başladı. Maazallah testiyi bitirse haşa dünyayı ben yarattım diyecek ya. He? Hünkârım. Emredin alayım canım. Aman, ağlar latife etmezsiniz. Hünkârım, affedin. Bekri kulunuz yaptı bir edepsizlik. Bağışlayın beni. Bekri Mustafa, sen babacan bir adama benzersin. Zehir gibi de aklın var. İç, ne bana ne başkasına görünmeden iç. Görürsem alırım kellerini. Hay Allah senden razı olsun be hünkârım. Çek bakalım kürekleri saray burnuna. Baş üstüne. Oh be. Sultan Murat sefer kararı almış ve bana yürüyecek. Asıl vazifen şimdi başlıyor Hatun. Padişahın attığı her adımı, verdiği her emri bilmemiz lazım. Var ya sultan geçit vermiyor. Niceler hünkârımızın yüzünü bile gördüğüm yok. Ne yap et, has odaya girmenin bir yolunu bul sana haber. Ne konuştun o aile? Hünkârımızı sordum. Henüz saraya dönmemiş. Hünkârımızı unut hatun. Aklına dahi getirmen yasak. Anladın mı? Kösem Sultan da yok artık seni koruyacak. Tehdit mi ediyorsunuz sultanım? Sana zerre kadar güvenmiyorum hatun. Gözüm üzerinde. Her ne saklıyorsan ortaya çıkaracağım. Beni kendinizle karıştırmayın sultanım. Benim hünkârımızdan sakladığım hiçbir şey yok. Ben ne saklıyorum? Sultanım. Sana haber hatun. Hünkârımız saraya döndü. Seni istedi gece. Hazırla. Halezar Kalfa. Hünkârımız çağırmadı değil mi? Sen yolluyorsun. Has odaya benden başka kimse girmeyecek demedim. Sultanım, benim vazifem bu. Malum, hünkârımızın bir şehzadesi yok. Sadece sana haber değil, başka hatunlar da yollamaya mecbur. Gel. Hünkârım.
Gözümün içine baka baka alay eder gibi o hatunu hasodaya gönderdi. Canımı yakmak için hususi yapıyorlar. Her fırsatta yarama basıyorlar. Sultanım, üzmeyin kendinizi. Hem tüm haremi hasodaya gönderseler ne fayda? Hünkârımızın gözü sizden başkasını görmez. Endişe etmeyin. Murat'a bir evlat veremiyorum. Kadar hep oyun emekten başka. Sultanım, iyi misiniz? Oturun. Ben hemen hekim kadın çağırıyorum. Dur, dur tamam. İyiyim, geçti. Sultan Murat, Kösem Sultan'ı eski saraya göndermiş. Anasına bile acımıyor Sultan Murat. Sefer kararı da almış diyorlar ama. Aceme sefere gidiyormuş padişah. İnşallah gider de yumruğu biraz da düşmanın tepesine iner. Sultanım, keşke Sinan Paşa'yı dinleseydiniz. Çıkmasaydınız sokağa. Bir gören eden olursa paşamıza ne hesap veririm? O delikten bunaldım. Nefes almak istedim biraz. Sinan Paşa senden hesap soracak olursa sultanımız böyle emretti dersin. Sultanım. Sultanım. Mektubunuzu alınca nasıl sevindik anlatamam. Yeniden hayata döndük sanki. Merak etmeyin. Şehzadem tahta çıkmadan ölmeye niyetim yok. Artık Bayezid'im de yanımızda. Bundan böyle daha kuvvetli saldıracağız. Sizin için her şeyi yapmaya hazırız sultanım. Uğrunuza canımız feda. Kösem Sultan sürgün edilmiş eski saraya. Ona ulaşma imkanınız var mı? Bizi hizmetine aldı sultanım. Kolaylıkla dairesine girebiliyoruz. Âlâ. Bu vaziyet işimizi daha da kolaylaştıracak. Zira bu gece Kösem Sultan'ın işini bitireceksiniz. Ocağı ziyaret ettim şehzadem. Yeniçeri içindeki taraftarlarımız da gidişattan memnun değil. Herkes gibi onlar da Sultan Murad'ın zulmünden bıkmış. Tahta sizin geçmenizi istiyorlar. Peki nasıl güveneceğiz Sinan Paşa? Malum Yeniçeri Kösem Sultan'a ve Kemankeşah'a sadakatle bağlıdır. Tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir destek var arkanızda. Ahali, asker, devlet adamları hepsi uğrunuzda canlarını vermeye hazır. Sefere çıktığında biz de harekete geçeceğiz. Seferden Osmanlı mülkünün padişahı olarak döneceksiniz. Biz ne vakit bu hale geldik hiç bilmiyorum Sinan Paşa. Ne zaman ayrı düştük abimle? Kardeşten öteydik oysa. Oysa.
Validesinin kanatları altından çıkıp padişah olmaya karar verdiğinde şehzade. İşte o vakit ayrı düştünüz. Güç böyledir. İnsanı zehirler. Ne dost bırakır etrafında ne kardeş. Tek başına kalırsınız. Ve önünüzde sadece iki yol vardır. Ya zalim olursunuz ya adil. Hünkar abiniz zalim olmayı seçti. Fakat siz şehzadem, siz adil bir hükümdar olacaksınız. Gel. Hünkârım. Hünkârım, bağışlayın rahatsız ediyorum lakin Kaya Sultanımız pek huzursuz. Nesi var? Bilmiyorum hünkârım. Geçen gün de böyle olmuştu. Sanaber Hatun kucağına alınca sakinleşti. O yüzden getirdim. Tamam Lale Zarkalpa. Bundan sonrasını ben hallederim. Ana kucağına ihtiyacı var hünkârım. Süt anneler, kalfalar istedikleri kadar şefkat göstersinler. Annesinin yerini tutmaz. Daha küçük, hiçbir şey anlamaz, bilmez sanıyoruz. Lakin hissediyorlar. Annesinin, kardeşlerinin acısını o da hissediyor. Huzursuzluğu bu yüzden. Benim talihsiz sultanım. Alakanı eksik etmesin haber. Merak buyurmayın hünkârım. Sultanımızı yalnız bırakmam. Fariye Sultan da üzerine titriyor. Suçlu hissediyor belli ki kendini. Böyle olacağını bilseydi hiç söyler miydi? Neyi söyler miydi? Neden suçlu hissetsin kendini Fahri? Ne demeye çalışıyorsun? Hünkârım ben bağışlayın. Söyle Hatun. Fahriye Sultan. O gün dairesine girmiş. Ayşe Sultan'ın idam edileceğini söylemiş. Ayşe Sultan bu yüzden kıymış evlatlarına. Sana haber Hatun. Dün gece Sultan Murad'ın yanındaydım. Yazdığı gizli bir fermanı okudum. Bir paşaya Revan valisi Emir Güney ile sulh müzakerelerinde bulunmasını emretmiş. Sultan Murad daha yeni sefer karar aldı. Bu işin içinde bir iş olmasın? Var tabii. Anlaşma bahane. Müzakereler esnasında Emir Güney'i öldürecekler. Demek öyle. Bunu öğrendiğin iyi oldu Hatun. Derhal Acam Şahı'na bildireceğim. Tedbir alsınlar. Hadi sen hemen dön. Gel. Nihayet. Defalarca geldim. Ama yoktun. O gün evlatlarımın can verdiği gün sen Ayşe'nin dairesine gidip cezasının sürgün değil idam olduğunu mu söyledin Fahri? Ben Silahdar mı söyledi? De-
Demek silahlar da biliyor, öyle mi? Ben her daim olduğu gibi en son öğreniyorum. Sana ne yapmak gerek var ya? Sen söyle. Evlatlarımın ölümünden sorumlu olan birine ne yapmak gerek? Murat. Ben bilemezdim böyle olacağını. Öfkeme yenik düştüm. Canını yakmak istedim. Ayşe'nin çocuklarına zarar vereceği aklımın ucuna dahi gelmedi. Senin için herkesi karşıma aldım. Defalarca canımı hiçe saydım. İhanetini dahi bağışladım. Karşılığında sen beni evlat acısına mahkum ettin Fahri. Benim canım yanmadı mı sanıyorsun? Bu günahın azabını duymadım mı? Ben ister miydim böyle bir şeye sebep olmak? Ama o bir anne. Kimin aklına gelir evlatlarına kıyacağı? Murat. Daire nereden Fahri? Dinle beni ne olur. Bir daha senin sesini dahi duymak istemiyorum. Murat. Patrick Kevork Efendi. Hoş geldin. Hoş bulduk Halil Paşa. Mehmet Paşa sizi bekliyor. Buyurun. Gel Kevork Efendi, gel. Mehmet Paşam, beni tekrar huzurunuza kabul ettiğiniz için müteşekkirim. Daha önce başım kalabalıktı. Meramını tam olarak dinleyemedim. Şimdi söyle bakalım. Benden isteğin tam olarak nedir? Divanda yortu meselesini görüşürken haklılığımızı Padişah Efendimize iletmenizi rica ediyoruz. Bizim tek istediğimiz bu paşam. Âlâ. Zaten bu meselede Ermeni cemaati haklıdır. Ben de bu yüzden divanda sizden taraf olacağım. Ağlar. Ne oluyor, ne istiyorsunuz benden? Sen söyledin değil mi hünkârımıza? Neden bahsediyorsunuz, neyi söylemişim? Sultan Murat'a Ayşe ile konuştuğumu sen söyledin değil mi? Yemin ederim benim bir alakam yok, başkası söylemiştir. Sadece iki kişi biliyordu. Onlar da söylemez zaten. Geriye tek bir ihtimal kalıyor. Sen.
sen söyledin değil mi? Hı? Aklın sıra Ayşe'nin intikamını aldın. Söyle! Öldürürüm seni. Dur tamam yapma. Söyleyeceğim. Sana haber Altun. Laf arasında söylemiştim ona. O yaptı kesin o söyledi. Sultanım. Dur sakın yapmayın. Sana haber Hatun hünkârımızın gözdesi. Ona dokunamazsınız. Eğer bunu işitirse... İşitsin. Kaybedecek hiçbir şeyim yok benim. Hünkârım. Kötü bir vaziyet yoktur inşallah. Evlatlarımın ölümünden Fahri sorumluymuş Mustafa. Sen bunu biliyor musun? Nasıl söylemezsin bana, nasıl saklarsın benden? Bağışlayın hünkârım, lakin saklamaya mecburdum. Bilhassa sizin için. Yaşanan onca hadiseden sonra bir de bununla üzmek istemedim sizi. Fahriye nasıl öğrendi İdam hükmünü? Bir tek sen biliyordun. Malumatım yok. Muhtemelen odamı karıştırmış, fermanı görmüşler. Başka da bir yol gelmiyor aklıma. Ve bunu senin ruhun dahi duymadı öyle mi? Ağlar. Hayır olsun. Hünkârımız burnundan soluyor. Mühim değil Hüseyin. Sen niye geldin? Mehmet Paşa'yı takip ettim. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Ermeniler işlerini halletmek için paşaya rüşvet verdi. Gözümle gördüm. Hala. Bu hadise aramızda kalsın Hüseyin. Vakti gelince icabına bakarız. Ağlar. Kimsin? Kimsin? Kendini ne sanıyorsun? Ne hakla beni Sultan Murat'a şikayet edersin ha? Yanına mı kalacak sandın? Yaptığından utanacağını bir de hesap mı soruyorsun? Kes sesini! Kes sesini! Öldürürüm seni! Sultanım, iyi misiniz? Sanma ki kurtuldun. Elbet bunun acısını çıkartacağım sana. Ne yapacaksın? Ayşe Sultan'a yaptığını mı yapacaksın? Sultanım, lütfen size bir şey olacak diye korkuyorum. Lütfen gidelim. Yardım edin. Tutun. Kızlar! Sen ne yapıyorsun Hatun? Sen ne yapıyorsun? Bir sultanla nasıl konuşulur bilmiyor musun? Ne yaptın da delirttin sultanımızı? Herkes işinin başına. Çabuk. Fahriye Sultan. O gün dairesine girmiş. Ayşe Sultan'a idam edileceğini söylemiş. Ben bilemezdim böyle olacağını. Ayşe Sultan bu yüzden kıymış evlatlarına. Canını yakmak istedim. Ağlar.
Gel. Sultan, hünkârımız sizi çağırıyorlar. Bana sadakatinizi göstermenin vakti geldi. Kaybettiğimiz her şeyi geri alacağız. Hünkârımız çağırdı beni. Hünkârımız nerede? Gülbahar Sultan'ın selamı var. Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Bırakın! Ben bir şey yapmadım. Sultan Murat nerede? Sultan Murat! Bırak beni! Hiçbir şey yapmadım ben. Bırak! Sultan Murat nerede? Sultan Murat! Bırak beni! Ben bir şey yapmadım. Sultan Murat nerede? Hünkârımız nerede? Sultan Murat nerede? Ben bir şey yapmadım. Bırakın! Validem, iyi misiniz? Yarınız var mı? Hamileyim ben! Hamileyim! Hamileyim! Thank you.
Gülbahar yaşıyormuş. Bulacağız validem. Bulacağız ve cezasını vereceğiz. Hem onun hem Bayezid'in. Haber verin, tedbir alsın. Hayır. Hayır, Murat'a güvenemeyiz. Ne Murat'a ne Bayezid'e asla güvenemeyiz. Anladın mı beni? Hele ki Bayezid'e. Bundan bir an evvel kurtulmamız lazım. Artık devran değişecek. Ve sen tahta çıkacaksın.